14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim takvimi belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçim takvimi resmi gazetede yayınlandı. Karara göre siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının YSK'ya başvuruları 19 Mart'ta başlayacak, 23 Mart saat 17'de sona erecek. Seçime ittifak yaparak giren partiler, ittifak protokollerini 19 Mart'ta 24 Mart arasında Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edebilecek. 24 Mart itibariyle sandık yerleri de ilan edilecek. Takvime göre Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 28 Mart'ta resmi gazetede yayınlanacak. 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerleri kurayla belirlenip ilan edilecek. Siyasi partiler 9 Nisan Pazar günü saat 17'ye kadar milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edebilecek. 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının basımına ve dağıtımına başlanacak. Bağımsız milletvekili olmak isteyenlerse 55.998 lira ödeyecek. Bu yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55.598 TL olduğu tespit edilmiş. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak. 9 Mayıs'ta sona erecek. Seçim propagandası ise seçimden bir gün önce 13 Mayıs'ta saat 18 itibariyle sona erecek. 19 Mayıs'ta kesin seçim sonuçları ilan edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda 15 Mayıs'ta sona kalan iki aday için propaganda dönemi yeniden başlayacak. 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçları ise 1 Haziran'da açıklanacak.